Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bir arkadaşım 2017 Mart'ta F1 öğrenci vizesiyle Amerika'ya gelip dil okuluna gitti. Sonrasında master'a transfer oldu, master eğitimine. Ama F1 2018 Mart'ta expire oldu. Ama aynı okulda master'a başladığı için I-20'si 2019'a kadar uzatıldı. Arkadaşımın özellikle Amerika-Türkiye arasında yaşanan son durumlardan dolayı Türkiye'ye girmesinde sıkıntı olur mu? Türkiye'ye gittiğinde vize başvurusunda bulunacak ama çıkmaması gibi bir durum olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sonuç olarak arkadaşınız F1 statüsüyle yasal olarak Amerika'da kalıyor. Seyahat edebilmesi için Amerikan konsolosluğundan F1 öğrenci vizesini alıyor olması gerekecek. Dolayısıyla kendisi eğer bu programını tamamlamadan Türkiye'ye gidecekse o zaman Amerikan konsolosluğundan F1 vizesi randevusunu aldıktan sonra Türkiye'ye gidip Amerikan konsolosluğundan vize görüşmesine girip vizesini almasında herhangi bir sakınca görünmüyor. Ama tabii bu Amerikan konsolosluğunun vizeyi %100 vereceği anlamına gelmez. Eğer Amerikan konsolosluğu F1 vizesini vermez ise o zaman maalesef kendisi tekrar gelip Amerika'ya girmekte zorlanacaktır. Çünkü vizeyi alması gerekecektir. Tekrardan vizeye başvurması gerekecektir. Dolayısıyla bu noktada bir sıkıntı doğabilir. Yoksa şu an Amerika ile Türkiye arasındaki yaşanan kriz bunu etkileyecek bir durumda değil. Ama tabii ki arkadaşınızın karar vermesi gereken nokta programını tamamlayıp mı gitmesi daha iyi? Yoksa daha önce gitmesi gereken acil bir durum var ise öncesinde mi gitsin diye karar vermesi gerekecektir.